Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinde yine beraberiz. Bu dersimizde besinler ve özellikleri konusunu anlatacağım. Öncelikle besin nedir, beslenme nedir? Bir tanımlayalım. Besin, vücudumuzun büyümesi ve gelişimini sağlayan, yaralarımızı onaran, vücudumuza enerji veren yiyecek ve içeceklerin tamamıdır. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Vücudun ihtiyacı olan besinlerin vücuda alınmasına da beslenme denir. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayan besinler vücuttaki görevlerine göre farklı içerik barındırırlar. Şimdi besinler arkadaşlar, besinler içeriklerine göre bakın burada gösterildi. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, su, vitaminler ve mineraller olmak üzere gruplara ayrılır. Şimdi bu besin çeşitlerinin yani protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin vücuttaki görevleri ve hangi besinlerde bulunduklarına örnekler vereceğiz. Besin çeşitlerinden önce protein söyleyelim. Protein vücuttaki görevi nedir? Büyüme, gelişme, yapıcı ve onarıcı besin grubudur. Yumurta, peynir, süt, et, balık ve tahıllar buna benzer besinlerde bulunur. Karbonhidratlar, enerji verici, vücuttaki görevleri enerji verici besinlerdir. Ekmek, makarna, pilav, patates, üzüm, bulgur, pirinç, bal gibi besinlerde bulunurlar. Yağlar, onlar da enerji verici besinlerdir. Organlara destek olurlar. Ay çekirdeği, fındık, soya, badem, ceviz, mısır ve bunlara benzeyen besinlerde bulunur. Vitaminler, düzenleyici görevleri vardır. Vücudun direncini artırır. Bütün meyvelerde, sebzelerde vitaminler bulunur. Su ve mineraller, düzenleyici görevleri vardır. Tüm besinlerde bulunur. Su iyi bir çözücüdür arkadaşlar. Vücut sıcaklığının ayarlanması, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için en önemli besin kaynaklarımızdan birisidir. Ve vücudumuzun dörtte üçü sudur, sudan oluşmuştur. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için ilk olarak vücudumuz neyi alıyordu? Önce karbonhidratları, ikinci olarak yağları ve en son olarak da proteinleri kullanır. Proteinler vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görevde oldukları için vücudumuz için çok önemlidirler. Şimdi besinlerin gerekliliği şöyle sıralanabilir. Canlı vücudundaki organ ve kaslar uyurken bile çalışırlar. Onların ihtiyacı olan enerji beslenerek elde edilir. Canlılar sürekli hareket halindedirler. Hareket etmek için gerekli olan enerjiyi yine beslenerek elde ederiz. Doğan her canlı büyür ve gelişir. Büyüme ve gelişme için besin gerekir. Besinlerin içindeki bazı maddeler büyüme ve gelişme için kullanılır. Canlıların yaşaması için gerekli olan hayati sıvı sudur. Hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Su her besin maddesinde bulunur. Örneğin salatalık ve marulun büyük bir kısmı sudan oluşmuştur. Suda pek çok mineral bulunduğu için tüm besinlerde yine mineral bulunur. Şimdi dengeli ve sağlıklı beslenme nedir? Nasıl dengeli ve sağlıklı beslenebiliriz? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Vücudun bütün görevlerini yapabilmesi için gerekli olan besin maddelerinden yeterli miktarda alınmasına biz dengeli beslenme diyoruz. Tüketilmesi gereken besin miktarları insanların yaşına, cinsiyetine, boy ve kütlesine, yaptıkları işe, hastalık durumuna ve havanın sıcaklığına göre değişiklikler gösterir. Şimdi diyet ve perhiz nedir? Dengeli beslenme ve diyet aynı anlamdadır. Perhiz ise diyet uygulamasıdır. Daha çok bir hastalığın iyileştirilmesi amacıyla yapılan beslenme düzenlemesidir. Şimdi arkadaşlar obezite nedir? Onu açıklayalım. Besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması haliyle alınan besinin yağ olarak vücutta depolanması obezite hastalığını ortaya çıkartır. Alacağımız besinlerin tazeliği ve doğallığını koruması çok önemlidir. Besinler taze,
doğal ve az işlenmiş olmalıdır. Meyve ve sebzeler bekletilmeden taze tüketilmelidir. Besinleri dondurarak, tuzlayarak, kurutarak ve konserve yaparak saklayabiliriz. Ancak dondurduğumuz besinlerin de son kullanım tarihlerine bakmak gerekmektedir. Bir de arkadaşlar, dengeli ve sağlıklı beslenmede zararlı maddelerden de korumamız gerekmektedir. Sağlığa zararı olan maddeler nelerdir? Sigara ve alkol gibi maddeler sağlığa zararlı maddeler olup bağımlılık yaparlar. Sigarada bağımlılık yapan madde nikotin maddesidir. Sigarada karbonmonoksit, naftalin, butan, kadmiyum, arsenik gibi 4000 kadar zararlı madde bulunur. Sigara gırtlak ve yemek borusu kanserine neden olur. Ayrıca damar tıkanıklığı, solunum yolu hastalıkları oluşturabilir. Alkol en çok beyni etkiler ve karaciğeri etkiler. Düşünme ve karar verme yeteneğini bozar. Karaciğeri ve ruh sağlığını etkiler. Birçok sağlık problemlerine neden olur. Evet değerli öğrencilerim, şimdi anlattığımız bu konuyla ilgili değerlendirme testimiz var elimizde. Onlara bakalım. Önce birinci soruya geçiyoruz. Orada canlılar neden beslenir diye bir soru var. Evet, neden besleniriz? Şıkları okuyoruz. Enerji elde etmek için, doğru. Büyüme ve gelişmek için, evet. Yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için. Şimdi Hasan öğretmenin sorduğu soruya yukarıda verilen cevaplardan hangileri doğrudur? Şimdi niçin besleniyorduk? Az önce söylediğim gibi enerji elde etmek, büyümek, gelişmek ve yaşamsal faaliyetleri yerine getirmek olduğu için birinci, ikinci, üçüncü şıkların hepsi doğrudur. Öyleyse evet, D şıkkımızda 1, 2 ve 3. cümleler, burada verilen cevaplar doğrudur. Sıra geldi 2. soruya. Bu görsellerde gördüğünüz gibi süt, bal, et numaralandırılmış 1, 2, 3 diye. Yukarıda verilen besin içeriklerinden hangileri yapıcı onarıcı besin grubuna dahildir, yani yer alır? Biz biliyoruz ki yapıcı onarıcı besin grubunda et, süt, balık, et ürünleri, süt ürünleri, bunlar onarıcı, yapıcı besinlerdir. Evet, yalnız bir demiş, hayır. 1 ve 2 demiş, balı da göstermiş, hayır. O zaman ne olacak? 1 ve 3, evet, 1 ve 3 yapıcı ve yani süt ve et yapıcı onarıcı besin grubunda yer alırlar. Şimdi bir tablo var 3. soruda. Yapıcı onarıcı demiş, enerji verici demiş ve düzenleyici demiş. Tabloda 1, 2 ve 3 olarak numaralandırılmış besinler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Mesela 1 numaradakinde yapıcı onarıcıda ne vermiş 1 numara? Makarna. Arkadaşlar makarna karbonhidrattır. O yüzden bu olamaz. Hemen geçelim. Köfte, baklava, çilek birinci gruba giren, yani yapıcı onarıcıda köfte et türü olduğu için olur. Onu enerji verici baklava olur. Düzenleyici olarak da çilek, yani meyve çeşitleri olduğu için o zaman B şıkkımız doğrudur. Evet, şimdi 4. soruda sıra. İnşaatta sabahtan akşama kadar çalışan bir ustanın öncelikle aşağıdaki besinlerden hangisine ihtiyaç duyar? Şimdi bakalım. Bal, peynir, domates, portakal. Bunları neymiş? Bal enerji vericiydi. Sürekli çalışan bir insanın da enerji, yani hareket edebilmesi, çalışabilmesi için enerjiyi, karbonhidrat ve enerji verici yiyecekleri alması gerekiyor. Neydi o zaman? Evet, bal demiş. Enerji verici olduğu için bal karbonhidrat türü olur. 5. soru. Bilgi demiş. Karbonhidrat içeren bir besine iyot çözeltisi damlatıldığında besinde mavi mor renk değişimi olur. Buna göre hangi seçenekteki besinlere iyot çözeltisi damlatıldığında mavi mor renk değişimi gözlenir? Evet, bakalım neydi? Karbonhidrat içeriyor. Yumurta, et, protein olamaz. Ekmek, peynir süt ürünlerinden olduğu için proteinlere girer. Ekmek de karbonhidrat ama ikisinin birlikte olması gerekiyor. Peynir, yumurta proteindir.
Domates ve ekmek. Bunlar neydi? Karbonhidrat içerdiği için. Evet. Domates ve ekmek. Altıncı soru. Yukarıdaki besinlerden hangileri hayvansal kaynaklıdır? Bakalım. Tereyağı demiş. Yumurta, ekmek. Biliyoruz ki tereyağı hayvanlardan, yumurta yine hayvanlardan, ekmek, karbonhidrat, bitki türü, buğdaydan elde ediliyor. O zaman birinci ve ikinci, evet, bir ve iki ne oluyor? Tereyağı, yumurta, besinler, hayvansal kaynaklı besinlerdir. Yedinci soru, karbonhidratlardan sağladığımız enerji vücudumuz için yetersiz kaldığında gerekli enerjiyi başka hangi bir besin içerisinden alıyorduk arkadaşlar? Buna göre aşağıdaki besinlerden hangisini gerektiğinde enerji sağlamak için kullanırız? Önce vücudumuz karbonhidrattan enerji alıyor, daha sonra yağlardan alıyordu. O zaman A şıkkımızda doğru cevap yağlar. Evet. 8. soru. Şimdi ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi tükettiğimiz besinlerin hepsinde az ya da çok miktarda su ve mineral? Evet. Su ve mineraller tükettiğimiz bütün besinleri az ya da çok miktarda olabilir. Şimdi 9. soru. Burada tereyağı, baklava, balık besin çeşitleri vermiş. Ceviz, pasta, yoğurt. Ne diyor soruda? Yukarıdaki besinler en fazla bulundukları besin içeriğine göre hangi seçenekte doğru olarak sınıflandırılmıştır? Karbonhidrat demiş, protein, yağlar. Şimdi karbonhidrat 2 ile 3'ü diyor. 2, 3. Evet, 2, 3 karbonhidratlar olabilir, olur. Protein 1, 4. Tereyağı 1, 4. Ceviz, hayır. Yağlar 5, 6. 5'i bulalım. Pasta ve yoğurt. Evet, yoğurdu da var ama bakalım. Sonra B şıkkında 2 ile 5 karbonhidrat. 2 ile 5. Beşinci soru, şeyimiz. Evet, baklava, pasta, karbonhidrat. Doğru. Protein 3 ve 6. Balık ve yoğurt. Tamam. Yağlar 1 ve 4 demiş. Tereyağı. Evet, yağ grubuna alınmış bunlar. Tereyağı 1 ve 4. Ceviz. Doğrudur. Gruplaması. Bunlar sınıflandırma olarak B şıkkında. Doğru cevap. 2 ile 5. 2 ile 5. Baklava, pasta, karbonhidrat. 3 ile 6. Balıkla yoğurt. Proteinler 1 ve 4 de yağ grubuna giriyor değerli öğrenciler. Şimdi 10. soru. Vücuttaki besin içeriklerinden hangisi vücutta birinci sırada enerji kaynağı olarak hangisi kullanıyordu? Evet, karbonhidrattı. Yağlardan önce. Gerektirildiği zaman yağlar kullanılıyor. 11. soru. Besin içerikleri vermiş. Öncelikle görevleri vermiş. En çok bulunduğu besinlere de örnekler vermiş. Burada verilmeyen üçgen ve kare yerine aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılmalıdır diyor. Evet. Şimdi üçgen için ne demiş? Üçgen yapıcı onarıcı. Yapıcı onarıcı neydi arkadaşlar? Proteinlerdi. Ondan sonra şurada önceki görevi ne demiş? Enerji düzenleyici demiş. Ve şurada da evet yağlar. Öncelikli görevleri yağların, evet, enerji verici. Doğru. Ondan sonra fındıkta, cevizde, zeytinde bulunur. Doğru. Şimdi burada besin içeriğine protein. Protein yapım onarım. Doğru. Ondan sonra balık, et, yumurta, vitamin demiş. Burada yok. C şıkkına bakalım. Evet. C şıkkında öncelikli yağların enerji verici. Evet. Üçgende enerji vericidir. Ondan sonra verdiği besin çeşitleri de yağ gruplarına girer. Sonra şeyde karede şey proteinlerde, proteinlerde neydi arkadaşlar? Yapıcı onarıcıydı. Balık, et, yumurta. Doğru. Balık, et, yumurta en çok onlarda bulunur. O zaman C şıkkımız doğrudur. Sıra geldi 12. soru. Yukarıdaki şemada verilen cümleler doğru ise D, yanlış ise Y oku takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılabilir?
Şimdi vitaminler özellikle sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Doğru. Evet, doğru dedik. Denilmiş zaten. Vitaminler vücudumuzun savunmasını güçlendiren, direnci arttıran besin maddeleri. Doğru. O zaman birinci çıkış. Evet, A şıkkında birinci çıkış. Son sorumuz değerli öğrencilerimiz. Aşağıda verilen besin içeriklerden hangisi vücutta düzenleyici olarak görev yapmaz? Su, mineral ve vitaminler bunlar düzenleyiciydi. Proteinler büyümek, gelişmek yani yapıcı onarıcıydı. Öyleyse A şıkkımız 13. sorumuzun doğru cevabı. Değerli öğrencilerimiz bir sonraki dersimizde tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyi günler. Hoşça kalın.